Herkese merhaba. Koronavirüs günlerinde sporun aslında nereye geldiğini, nereye gideceğini yavaş yavaş konuşacağımız programlar olacak. Bugün atletizm konuşmak istiyoruz. Ve yanımıza çok değerli bir spiker arkadaşımız, çok değerli bir spor insanı Uygar Karaca var. Uygar hoş geldin. Hoş bulduk. Onur, ne haber? İyi Allah ne olsun. Koşturmaya devam aslında. Evde koşturmaya devam bizimkisi. Hani bir taraftan çalışıyoruz, bir taraftan da hayatın normalleşmesini aslında bekliyoruz. Çünkü resmi kaynaklara göre hayat normal ama biz evlerden çıkmamaya çalışıyoruz. Muhtemelen sende de öyledir durum. Yayın olduğu sürece. Öyle, aynen. Yayın olduğu sürece gidiyorsun. Sonrasında genelde evdesin herhalde. Aynen öyle. Yani Ender haftada belki bir veya iki kere çıkmak durumunda kalabiliyoruz ama onun dışında evdeyim ben de. Evden katılıyorum programımıza. Süper. O zaman ben çok fazla zamanını almadan hızlıca başlayayım. Şimdi koronavirüs malum tüm dünyayı sarstı ve tüm spor dünyasını da sarstı. Hatta evet. En fazla etkilenenlerden biri de yani ekonomiyle birlikte spor herhalde. Ki o da spor ekonomisi gibi duruyor. Şimdi atletizm özelinde konuşursak, sen koronavirüsünün atletizmi bu kadar etkileyeceğini ilk olarak nerede fark ettin? Hani hangi haber bunu en fazla fark etmeye neden olan olay oldu? Nancık'ta Dünya Salon Şampiyonası vardı Çin'de. Tabii uzun bir süre aslında şey yapmadılar. Tabii diğer spor mecraları ve spor yönetim kurumları gibi. Onlar da böyle ya bir şey olmaz herhalde falan dediler. Sonra birçok sporcu gitmeyeceğini açıkladı. Hani ben de yokum falan derken. Sonra zaten olaylar Patok'ta gelişti ve Mart ayındaydı zaten o. Yapılması mümkün olmadı. Hatta ben şeye şaşırdım orada. Yani şurada çok da anlamamıştım onu ama sonra düşününce mantıklı geliyor. Başka bir yere taşımadılar mesela. Başka bir yere taşıyabilirlerdi. Başka bir şehre taşıyabilirlerdi. Normalde zaten böyle şeyler de olabiliyor. Taşıma ilk yapılacak işlem. Tabii. Hemen birisi girerdi devreye, yapardı fakat komple iptal ettiler. O zaman bu işin başka bir yere doğru gittiğini muhtemelen herhalde öngörüyorlardı. Öyle düşünüyorum ben. Ben de ilk orada anladım. Ondan sonra zaten Diamond League buluşmaları ertelendi vesaire. Çorap söküğü gibi güvenli yarıştı. Peki, zaten birçok yarışı olan bir branş aslında atletizm. Yani tam da mevsimi artık yavaş yavaş ısın, evet. Olimpiyat sezonuydu. Olimpiyatlar ertelenmeden önceden bahsediyoruz. Dolayısıyla evet. O süreç hızlanmıştı ama şimdi kocaman bir boşluk var atletizm için. Yarış yok, neredeyse evet. Antrenman evet. Yok. Peki sen bu evet. Açı bir spor insanı olarak atletizm açığını nasıl değerlendiriyorsun, nasıl kapatmaya çalışıyorsun? Ya, tabii ki birçok insan gibi ben de oturup eski yarışlara bakıyorum. Bu dönemde artık nostalji eskiden böyle biraz hobi, biraz keyif işiydi. Şimdi nostalji artık bir zorunluluk haline geldi. Yani dönüp bakmanız lazım. Nerede ne oluyor? Tabii işte okunamayan kitaplar, izlenemeyen filmler vesaire onlara bir dönüş var. Ama tabii bir taraftan da ne zaman döneceği de belli olmadığı için insan da bir şeylik de yaratıyor. Yani bir daha hiç geri dönmeyebilir mi acaba diye. Öyle bir ihtimalle kafanızda tutuyorsunuz. Yani ben etrafta spor ararken, yani sadece atletizm değil, artık ne bulsak izleyeceğiz moddayız. Bu belgesellerin falan dışında senin de daha önce çok iyi bildiğin Avustralya futbolunun bir çıkış yapacağını düşünüyordum. Orada da olmadı. Onlar da zaten ligi başlattılar her şeye rağmen. Ama bir çıkış olmadı yani. O da olmadı. Nasıl? Bir çıkış olmadı orada. Aslında yani hani çok izlenmesi de keyifli bir spor ama bu dönemin açlığını gideremedi. Yani şey oldu, onlar da başladılar çılgınca. Seyircisiz falan öyle bir hevesle başladılar. Ondan sonra dediler ki yok galiba bu iş olmayacak ama ben Avustralya'da bir an önce döneceğini düşünüyorum. Bu arada geçen gün çok fena bir nisanlandım ben de. 1 Nisan günü evet 1 Nisan günü şöyle bir haber çıktı. İşte Çin'de bir tane 200 metreci ve onların Jeşenye diye. Ondan sonra o dediler ki 150 metrede işte Michael Johnson'ın eski rekorunu kırdı. Hani dünya rekoru vardı onun daha önce kırdı. Eski bir rekordu. Onu kırdı falan. İşte Çin'de yarışmalar geri döndü. Ondan sonra Çin hükümeti böyle bayağı bir sponsorluk anlaşması falan yapıp devreye girdi ve yarışmaları başlattı. Çin biliyorsun toparlanıyor haberleri çıktı ya. İşte Şia'da böyle bir şey yaptı falan.
Ya olur mu olur. Hani arıyorum şimdi teyit etmek için. Arıyorum bir yerlerde. Böyle Çince arama motorlarına falan girmeye başladım. Haberi Google veren kim bu Translate'i arada? açıyorum. Haberi veren bir İtalyan atletizm şeyi. İnternet sitesi ve hani düzgün bir sitedir biliyorum yani. Arıyorum arıyorum bir yerlerde teyit edemiyorum yani. Hani böyle bir şey yok. Ondan sonra neyse dedim birkaç gün sonra böyle bir şey varsa kokusu çıkar. Hakikaten de adamlar o gün şey Kokusu almışlar yani. Hani bir kokusu nisanlandınız gerçekten. falan diye. Hayır ya mantığı da uygun çünkü yani o adam bayağı iyi bir adam. Asya yani 200 metrecileri arasında zaten Çin'den bayağı bir yükseliş var. Aynen büyük Son bir 100 yükseliş ve 200 metreciden. Olur mu olur dedim yani neden olmasın. var. Ama Olabilir. değilmiş. Peki senin öngörün var mı? Şimdi malum Türkiye'de federasyonlar, sadece futbol federasyonu için söylemeyelim ama üç ana disiplinin voleybol, futbol ve basketbol federasyonlarının bir öngörüsü var. Haziran'la birlikte artık seyircisiz de olsa, bunu da ayrıca belki konuşmak lazım ama seyircisiz de olsa ligleri başlatmak gibi planları var. Sence atletizm ne zaman döner? Yani en azından takvim babında bir şansı oldum. Şöyle, diğer sporlar yani ortasında kesildi bitti. Atletizm daha başlamamıştı ve atletizm en azından hani Eylül'e kadar falan devam ediyor. Tamam, kısa bir takvim var. Zaten belli zamanlarda yapılabiliyor. Hani indoor sezonu saymazsak ama o yüzden bu işin de en azından dünya çapında hızlı bir şekilde toparlanma ihtimalini düşündüğümde ki öyle olma durumu aslında biraz var gibi. Almanya işte Bundesliga'yı tekrardan başlatmayı düşünüyorlar. Ne bileyim İspanya'da falan artık o peak nokta aşıldı, aşağı doğru iniş başladı falan derken bütün bunları bir araya koyduğumuzda ya ben Temmuz Ağustos gibi atletizm yarışlarının yapılabileceğini umut ediyorum, düşünüyorum, düşünmek istiyorum. Diamond League yarışmaları olsun veya diğer özel buluşmalar olsun. Çünkü artık bütün federasyonlar, bütün bu işten bir şekilde, yani bu işin yönetimindeki kurumlar artık ne kurtarsak kar havasındalar. O yüzden mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde geri dönmek isteyeceklerdir. Yani eğer Avrupa'da ve dünyada, Amerika'yı bir kenara bıraktım ama en azından ne bileyim Çin'de vesaire ikinci dalga mevzularını da bir kenara bıraktım. Eğer Haziran'da falan, Haziran ortasında bir toparlanma yaşanabilirse, bir güvenlik ortamı sağlanabilirse yani Temmuz'da falan bir yarışma olabilir diye düşünüyorum. Çünkü sporcular da tamamen durmuş değiller. Elbette bir stadyumda antrenman yapmak gibi değil evde antrenman yapmak. Onu herkes biliyor ama sakatlık riski de olacaktır. Fakat bence sporcular da yarışmak isteyecektir. Onlar için de maddi olarak büyük bir katkı olacaktır. Ben Haziran ortası toparlanışı Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de yarışmalar bekliyorum. Zaten bildiğim kadarıyla hani Avrupa Atletizm Şampiyonası da 2020 Ağustos sonu. Halen onun tarihi devam ediyor. Mart'ın sonunda gelen haberlere göre de yani hala umutluyuz. Biz bu yarışmayı Fransa'da yapabiliriz şeklinde bir beklenti vardı. Dolayısıyla ben de o konuda umutluyum. Olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Peki şöyle düşünebilir miyiz? Yani hani bir taraftan tabii spor da hayatta normale dönsün istiyoruz ama şöyle de bir gerçek var. Spor sonuçta ciddi bir ekonomi. Sadece futbol için değil, atletizm için de böyle geçerli. Atletizm de ciddi bir ekonomiye sahip. Ve organizatörler ve federasyonlar tabii ki olabildiğince hızlı dönmeye çalışacaklar. Ancak bu hızlı dönüş birazcık da mali sebeplerle olabilecek hızlı dönüş bir risk barındırır mı? Belli ki seyirci olmayacak dönülse bile. Ya tatsız tabii ki ama bazı spor organizasyonlarının öyle yaklaşımlar sergilediğini görüyoruz ki hani dönelim de nasıl dönersek dönelim havasındalar. Tabii ki bu yani kimsenin destekleyeceği spor insanlarının, sporcularla beraber destekleyeceği bir hava değil. Ya bir de bu kararların alınış sürecinde olimpiyatlara bile baktığımızda sporculara pek soran olmadı Tabii aslında. tabii hiç kimse sormadı. Uzun süre sporculara soran olmadı. Ondan sonra Kanada ben olimpiyat takımını gönderemiyorum. Kusura bakmayın. Hani insanları tehlikeye atamam. Veya Avustralya arkasından hani böyle bir şekilde bunun da arkasının geleceği anlaşılınca ancak Aynen öyle. IOC öyle bir hamle yapmak zorunda kaldı. Ha, doğru bir şey değil. Bu şekilde baskı yapmak. Ama eğer işte izolasyon kriterleri uygun bir şekilde sağlanırsa ki birçok ülkenin bu konuda bayağı bir işi sıkı tutmaya başladığını artık durumun ciddiyetini anlayıp işi sıkı tutmaya başladığını gördükten sonra ben bu olay nasıl hızlı geldiyse hızlı bir şekilde geri döneceğini düşünüyorum. Hızlı bir şekilde geri döndüğü zaman insanlar çılgın gibi spor müsabakalarına
kafalarını takımı sıkıştırmaya saldıracaklar bence. Bence doğru bir zaman gelecek. Haziran da olmayabilir ama yani daha o kadar da yani enseyi karartmaya gerek yok diye düşünüyorum. Haziran olmasa bile Temmuz'da, Ağustos'ta demin dediğim gibi elbette belli umut güvenlik diyorsun, koşulları sağladıktan sonra. Ben umut var yani şey fikrine de ben katılmıyorum. Yani işte bir adaya götürelim bunları, adada işte izole bir ortam yaratalım falan hani o kadar da değil. Evet. Oluyorsa ne güzel ama olmuyorsa ya çünkü anladığım kadarıyla bu yaz hiçbir şey olamazsa bir daha hiçbir şey olamayacak gibi bir hava var. Yani öyle diyorlar çünkü. Ya. Evet, ama öyle biraz. Spor ekonomi, spor yöneticileri bunu söylüyor. Hatta atletizmde durum daha da beter bir şekilde. Bunun uzun vadeli sonuçları olacak. Mesela Amerika. Amerika'da atletizm öyle federasyon bütçesi devletten falan gelmiyor. Özel sponsorlarla bir şekilde yönetiliyorsunuz. Kısıtlı bir bütçe var. Sadece elit sporculara verilen bir bütçe var zaten. Dağıtılan bir bütçe var. Atletizm tabanı oluşturan ülkelerden biri, başlıca ülkelerden biri Amerika. Amerika'nın tabanını oluşturan sistemlerden biri tabii ki kolej sistemi. Kolej sistemi bütün bu basketbol, Amerikan futbolu, atletizm hepsinin yapılamamasından dolayı inanılmaz bir televizyon geliri kesintisine uğradı. Sponsorluk geliri, işte stadyum geliri vesairesi uğradı. Bunlar hep entegre. Şimdi büyük okullar şey düşünüyorlar. Biz bu durumun içinden nasıl çıkacağız? Önce futbolu kurtaracaklar, Amerikan futbolunu. Sonra basketbolu kurtaracaklar. Sonra atletizme sıra nasıl gelecek? Ne zaman gelecek? Ya bunlar hep funding meselesi. Bu padanmediği sürece o altta tabanda yer alan sporcular, yani çok zengin olmayan, çok meşhur olmayan, sponsor olmakta zorlanacak olan insanların uzun vadede spora devamlılığı tehlikede şu anda. Öyle bir risk var. Belki de ama ben yükselen değer çıkacak mecburen yani bir taraftan da. Vallahi ben ya yani Çin'in da burada bayağı bir şey olacağını düşünüyorum. Yani çünkü Çin'de devlet bütçesi devrede. Yani Çin bir sonraki olimpiyatta kendi gölüne çevirmek için bayağı büyük bir yatırım yapacaktır. Çünkü Amerika dediğim gibi söylediğim sebepten dolayı merkezi olmayan bir ödeme şeması olduğu için onlarda sporu böyle bir funding iskelet olduğu için iyi kullanabilir bu için aslında. Yani evet belki başka bir yükselen değer göreceğiz atletizmde. Belki yükselmekte olan, zaten Çin yükselmekte olan bir değerdi. Orada bir dominasyon söz konusu evet. olacak. Bakalım neler yaşanacak göreceğiz. Peki öngörüye bir daha geleceğim ama arada bir şimdi artık iş sosyal medyaya döndü. Her şey sosyal medyada. Şu evet. an yaptığımız gibi internet üzerinden röportajlar, sosyal medyada atlet paylaşımları gibi 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 şeyler var. Sen de muhakkak hepsini değil ama takip ettiğin sporcular vardır. Bunlar arasında evet. bu dönemde en ilgini çeken, sosyal medyayı en iyi kullandığını düşündüğün birileri var mı? Yani bir atlet. Ve neden yani benim, düşünüyorsun daha doğrusu? Benim son zamanlarda en çok takip ettiğim yani işte Instagram'da Daphne Skippers. Daphne Skippers'ın bir tane çok sevimli bir köpeği var. Onunla beraber antrenman yapıyor. Hı hı. Onun antrenmanlarını seviyorum. O paylaşımlarını seviyorum. Çünkü hakikaten sevimli bir köpek. Yani ya köpek sahibi olsam mı acaba diye düşündüten bir antrenman programı oluyor senin için. Kardeşimiz. Aslında aynen. Ama aslında şey atletler çok meditik insanlar olmuyorlar. Yani birkaç tanesi dışında. Genellikle böyle dağda taşta falan antrenman yaptıkları için mesela bence iyi kullanan, sosyal medyayı iyi kullanan atletlerden biri Costanza Klosterhalfen var. Alman. Hı hı. O da yine uzun mesafeci. O bayağı bir yükleniyor. Ama benim en son sosyal medyada böyle çok yankı uyandıracak, böyle dikkatimi çeken en büyük hareket herhalde Mondo Duplantis. Dünya sırtlı atlama dünya rekorunun yeni sahibi. Ya onun da hevesi kursağında kaldı. Gerçi yani dünya rekorunu kırdı ama Allah Allah bu ya neler olacak falan. Canım üçüncüyü bile denedi yani. Ya adam iki kez üstüste, iki hafta üstüste kırdı ama hani tam zamanında yetişmiş ya da öyle söyleyeyim. O işte dünya rekorunu kırdığı o formayı satışa çıkartıp bu COVID hastalarına yardım için bir şekilde bir bağış kampanyası başlattı. O mesela hoşuma gitti. Ondan sonra bir tane Kenyalı 400 metreci var. Sampaio'ydu galiba adı. O da yani Kenya'dan fazla 400 metre çıkmaz ama o da mesela işte bir ağaç dikme işine girişmiş. Yani böyle şeyler görüyorum sosyal medyada. Ama dediğim gibi yani atletlerin sosyal medya malzemesini de çok fazla vermediğini görüyorum.
Ha bir de Britney Spears'ın 100 metre rekorunu kırışı var. Onu gördün mü? Evet yani. Bir de tam Ya, izlemedim ya var, bu neyin nesiymiş diye bakmadım bile yani. Britney Spears'ın böyle bir paylaşımı vardı. 100 metre ile alakalı. Ama şey, dediğim gibi atletler genellikle bir şeyleri daha fazla içlerinde yaşamaya meyilli insanlar oluyorlar. Yani ama. Gerçekten Christian Taylor çok. çok çok fazla antrenman yapıyorlar yani. Hem dediğin gibi çok panoramik yerlerde antrenman yapmıyorlar. Hem de çok fazla antrenman yapıyorlar. Yani arada boşluğu bulduğunda dinlenmek en büyük nimet. Ya zaten birisi sporculardan birisi ne demişti? Yani bizim için çok fazla değişen bir şey yok. Biz zaten sabah kalkıyorduk, antrenmana gidiyorduk. Hani akşam Evet. geliyorduk, uyuyorduk Aynen. falan hani. Hayatımızda o kadar da fazla değişen bir şey olmadı. Tek sorun antrenmanları istenilen yerde, istenilen salonlarda, istenilen şartlarda yapamıyor olmalı. Bence de zaten atletler için en büyük problem bu. Ya Uygar, seni çok tutmadan son sorumu soruyorum. Son sorum da şu. Aslında az önce Tabii. birazcık girizgahını yaptık. Peki bundan sonra ne olacak sence? Yani malum ekonomi, çalışma sistemi, çalışma düzeni, belki kapitalizmin kendini sorgulaması falan gibi şeyler hani çok makro düzeyde konuşuluyor. Bu ne kadar gerçekleşir bunu bilmek zor ama atletizmde gelecek nedir? Yani bir geleceğin atletizm projeksiyonu yaptığında Amerika'yı o denklemden çıkarabileceğini gördük. Başkaca atletizm geleceğinde ne olur? Ya öncelikle kısa vadede tabii ki gelirlerin tekrardan toparlanma sürecine girmesi lazım. Bunun için televizyon kontratları muhtemelen gözden geçirilecek. Diamond League'in formatının ileride daha da fazla değişmesini bekliyorum ben. Çok daha kısa sürecek. Zaten biliyorsun geçen seneki değişikliklerle epey bir kısalttılar. Aynen. Formatı. Yani daha doğrusu şöyle yaptılar. Yani 200 metre gibi veya 3 adım atlama gibi eventi programdan çıkardılar. Yani tamam yarışmalar gerçekleşecek ama o sezon sonunda Diamond Trophy verilmeyecek ona. Yani bu şu demek oluyor. Televizyon programına girmeyecek. Yani Aynen. televizyondaki Dolayısıyla ana gelir kalemlerinden biri olarak görülmüyor orada. aynen production'da o olmayacak. Mesela bunun başka örneklerini de görebiliriz. Mesela Diamond League'de çok farklı. İşte mesela bir ara şey denemeye başlamışlardı. Farklı yarışma formatlarını, işte elemeli yarışma formatı. Yani biraz böyle atletizmi hafif Survivor'la karıştırıp insanların birazcık daha fazla ilgisini çekebilecek bir formata, yani televizyonun biraz daha eline düşebileceğini düşünüyorum ki zaten bayağı elindeydi aslında bakarsan. Yani aslında o kadar Geleneksilerin kadar da değil belki ama yani çok atletizm televizyonla iç içe giden bir şeydi yani. öyle ama benim Sen çok anladığım uzun kadarıyla tabii ki yani. geleneksel atletizm branşlarının ve geleneksel atletizm anlayışının modern televizyonculuk ve hatta modern yaşam işte kısa, kesik kesik, çabuk çabuk, hızlı hızlı, seri seri, çok fazla uzatmadan, çok uzun da okuyamadım jenerasyonu var ya artık yani Aynen. gelişen Instagram saniyelik paylaşıyor falan. Atletizmde bazı şeyler o anlayışla uyuşmadığı için bence çok fazla pazara istedikleri kadar giremediklerini düşünüyorlardı. Yani World Athletics bunu düşünüyordu. Uzun sürede buradan daha fazla gelir elde etmenin yollarını arıyorlardı. Daha da fazla bunu yollarını aramaya devam edecekler. Dolayısıyla gelenekçilerin birazcık daha önümüzdeki dönemde daha üzüntü yaşayabileceği bir dönem olacağını düşünüyorum. Artı Usain Bolt'un bırakışından sonraki o boşluk aslında kafalarda bir bence mental boşluktu. Yani Aynen. arkadan mesela Noah Lyles gibi bir adam geliyor. Yani Noah Lyles Usain Bolt'un rekorlarını kırabilir mi? Hani 200 metrede belki neden olamasın. Veya işte Christine Coleman gibi bir adam geliyor. Hani aslında o kadar da büyük bir boşluk yoktu. Ama o Usain Bolt'un bırakışından sonraki boşluk kafası bir süre daha devam edecek ve atletizm bundan biraz zarar görebilir. Çünkü önümüzdeki sene derecelerin çok acayip bir şekilde yükselme ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Evet, Bu bu seneyi çünkü bir boşluk sene boş geçirdiler. zaten. Yani şu dönemi mesela antrenman yapamadan geçirmek, yarışma yapamadan geçirmek önümüzdeki sene için ciddi bir meydan okuma olacak. Sakatlıklar olabilir. Bir sürü önemli isim bu süreçte toparlanır mı, ayakta kalır mı bilmiyorum. Yani orada bir şey olacak. Bir reshuffle diye tabir ettiğimiz artık yani Sizin tabir. yeniden bir aynen yani yeniden bir çalkalanma olacak büyük ihtimalle. Yani
bu işte para kazanma, bu işte sponsor çekme, televizyon izleyicisini başına toplama işi birazcık isimler üzerinden yürüyor. İnsanlar alıştığı isimleri, her zaman başarı kazanmayı gördüğü isimleri devamlılıkla görmek isteyecek ama bu isimler arkasını getiremeyebilir. O yüzden yeni isimler, yeni bir dönem başlayacak ve yeni isimlere alışmada biraz zaman alabilir. O yüzden maalesef tabii ki bir darbe oldu bu. Atletizm için özellikle bence ayrıyetten bir darbe oldu. Büyük bir şanssızlık oldu tabii ki. Ama işte başka isimler için de bir şans kapısı açılabilir belki. Bakalım, umarız öyle olur. Uygar, çok teşekkür ediyorum. Yani atletizmle bu kadar geniş kapsamlı bir konuşma yakın zamanda bir yerlerde göremeyebiliriz. En azından bize bu şansı tanıdığın için teşekkür ederiz. Yok, ben teşekkür ederim. Yani daha da fazla konuşsak keşke. Aynen. Nasıl? Son duyamadım. Umarım yani, beklediğimizden daha hızlı toparlanır her şey. Yani hem yıldız anlamında hem ekonomik sebeplerle organizasyonların kendisi. Çünkü yani gerçekten de atletizm, bu benim kişisel fikrim. Yerinde izlemek çok zor. Çünkü çok fazla aynı anda etkinlik var. Böyle insanın kafası karışabiliyor. Ama televizyon izleyicisi için çok ideal bir içerik olduğunu düşünüyorum. Biraz daha kısaldığında, süreler kısaldığında her şey daha normale dönecektir. Bu yüzden de televizyonun değerli bir aseti kaybetmesi, bizim önemli bir spor organizasyonunu kaybetmemiz çok hoş olmaz. Umarım hızlıca toparlanırlar yani. Ama son bir şey daha ekleyeyim Onur. Yani bizim gibi ülkeler aslında bu süreci çok iyi değerlendirebilir. Çünkü biz de birazcık merkezi bütçeyle bu tarz sporlarda işte atletizm, diğer hani amatör branş denen, aslında çok da amatör olmayan ama diğer branşlarda diğerleriyle olan aradaki fark kapatma şansımız olabilecek bu süreç. Çünkü atletizm forma bakıyor ve uzun süreli planlamaya bakıyor. Yani biz gerçekten iyi bir ivmeyle geldik aslında son 4-5 senede. Bir gelişimimiz var. Hani bir plan dahilinde gittiğimiz belli. Bu işin önde gelen ülkeleri işte biraz önce bahsettiğimiz konularda olduğu gibi birazcık form düşüklüğü yaşayan sporcular olacaktır. Aradaki farkın, makasın biraz kapanması için bir fırsat da doğuyor aslında bence. Bu da iyi bir öngörü bence. Evet, haklısın. Gerçekten de ciddi bir plan var gibi gözüküyor. Yani Türkiye'de çok alışık olmadığımız, voleybol dışında çok alışık olmadığımız bir şey bu planlama ama o makas gerçekten de kapanabilir. Umarız da kapanır. Bakalım bundan sonrası için neler olacak. Çok teşekkür ediyorum sana tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Görüşürüz yine. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olasın. Görüşürüz.